Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel bir video olur diyoruz. Şimdiden şunu söyleyeyim, yol kenarındayız, arabalar falan geçiyor, ses olursa şimdiden kusura bakmayın diyoruz, özür diliyoruz. Bugün Yengeç Burcu'nun özel tarot falımıza bakalım, tarot açılımımızı yapalım değil mi anne? Evet. İnşallah güzel bir video olur. Tarot açılıma dediğime bakmayın. Tarot, katina, dişil enerji kartı, oracle kartlarım, kehanet kartlarım, katina kartlarımla birlikte bakıyoruz. O yüzden vallahi traktör geçeceğini tuttu ya. Vallahi beni sabit ediyorlar ya. Bakın dinleyin. Şimdi geçecek. Ben şaka gibi dostlarım ya. Yemin ederim bir insan bu kadar şanssız olamaz. Evet canlarım, bugün Yengeç Burcu'nun özel tarot falımıza başlayalım. İnşallah güzel bir falı olur. Lütfen sonuna kadar dinleyin. Çünkü farklı farklı kartlar açıyorum. O yüzden sonuna kadar dinleyin ki kaçırmanızı istemiyorum diyorum. Evet. Ve söz annemi bırakıyorum. Hoş geldiniz, sefalar Yengeç. Getirdiniz dostlarımız. Bugün nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz çok güzeliz, çok iyiyiz. Çok inşallah siz de iyi olursunuz. Değil mi? İnşallah. Çok şükür. Sabah kalktım, dedim ki Allah'ım bugünümüz çok güzel geçsin, çok iyi olsun. Yanında o kadın da dedi ki inşallah. Hangi kadın? Dedim ya, Yusuf'a benzettiğim kadın. Ey Allah'ım yarabbim. Ondan. O da öyle dedi. Dedim inşallah, hadi bakalım. Bugün gerçekten güzel geçiyor. Fatma'ya. Ay, onu niye çektin? Birer kahve pişirelim. Birer elimize bir şeyler alalım. Oturalım, bizi izlemeye başlayalım Fatma'ya. Evet, yengeç burçları. İyi kartlar da var, kötü kartlar da var. Lütfen dikkatle dinleyin diyorum. Canlarım. Yengeç burçları tam böyle rahata kavuşacağım diyerekten ramak kalıyor rahata kavuşmanıza, ama nedense bir engel çıkıyor rahata kavuşmanıza. Ama yengeç burçları fazla takıntılık mı desem, inanç eksikliği mi desem, size bir inanç eksikliği oluşmuş. Yani rahata kavuşmakta, bolluğun bereketin gelmesinde, işte şansınızın açık olmasındaki inancınız kalmamış. Bu yüzden inanç eksikliği yaşıyorsunuz. Kavuşmak, barışmak, özlem duyduğunuz, ayrıldığınız eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, nişanlınız, her kimse, bir kavuşma, barışma var. Özlem bitiyor. Kavuşmanıza az kaldı diyor. Fakat biraz sıkıntı çekmişsiniz bu ayrılık yüzünden diyorum. Uyum konusunda zaten bir uyum yokmuş. Ama siz kendinizi kandırmaya kadar gitmişsiniz. Aa, çok uyumluyuz, çok iyiyiz, vırtları zırtları derken. Anlatabiliyor muyum? Uyum yok aslında. Sezgileriniz bu konu hakkında özellikle size yol gösteriyor. Fakat siz bu sezgilerinizi dinlemekte biraz zorluk çekiyorsunuz. Hatta dinlemiyorsunuz. Canınızı acıtan olaylar konusunda lütfen sezgilerinize güvenin ve sezgilerinizi dinlemeye çalışın. Özellikle annenizden dolayı olabilir. Bir anneniz, annelik, yani bir anne kişisinden bir tavsiye var. Tavsiye geliyor. Ama dinlemiyorsunuz. Bu kulağınızdan geliyor, bu kulağınızdan çıkıyor. O yüzden biraz dinleyebilirsiniz. Şifa bulmak istiyorsunuz. Canınızı açılan olaylardan dolayı şifa bulmak istiyorsunuz. Şifa bulmak var ama biraz daha canınızın acıyacağını söyleyebilirim. Aslında yengeç burçları etrafınıza ışık saçan burçlarsınız. Mutluluk, güzellik, canlılık istediğiniz zaman çok mutlu, çok canlı. Böyle herkes size kıptayla bakabilir. Fakat size dediğim gibi İnanç eksikliği oluşmuş. Artık ben basiretsizim, murat ettiklerim olmuyor, ne istesem olmuyor dercesine bir eksiklik olduğundan dolayı kendinize dair artık güvenciniz kalmamış. Yakında çok güzel haberler alacaksınız. Özellikle sevineceğiniz çok güzel haberler var. Özellikle hamilelik konusunda diyorum. Etrafınızda hamilelik olabilir. Siz kendinizden bekliyorsanız bir hamilelik haberi var. Fakat biraz düşünceli görüyorum, yani bu hamilelik olayından sonra bunu duyduğunuzda veya kim olsa olsun, siz ya da bir başkası duyduğunuzda bir sıkıntı yaşayacaksınız. Bir üzgünlük gelecek, yani bir sevinç değil de bir üzgünlük gelecek. Hayırlısı olsun diyorum. Çok büyük bir paranın gelişi var, zenginlik var. 3 kişiyle kutlama yapacaksınız. Fakat bu 3 kişinin arasında dost görünen düşmanlar var. Her şeyinizi onlarla paylaşıyorsunuz. Fakat arasında bir kişi dost görünüp düşman, yüzünüze gülüp arkanızdan konuşuyor.
Aradığınız soruların cevapları aslında kendi içinizde. Tek yapmanız gereken biraz sakinliğe ihtiyacınız var. İçinize kapanmaya, içinize dönmeye, kafanızı dinlemeye ihtiyacınız var. Fakat o kadar çok ani kararlar veriyorsunuz. İşin sonunu düşünmeden hareket ediyorsunuz ki hep bu yüzden sıkıntı çekiyorsunuz ve bu sıkıntıyı hep tek başınıza üstleniyorsunuz yengeç burçları. Ama bu sıkıntı artık sizin belinizi bükmüş derecesine bir sıkıntı gelmiş. Yani patlamak üzeresiniz diyebilirim. Yalnız yengeç burçları çok dikkat edin. Etrafınızda size yalan söyleyen, ikiyüzlülük yapan insanlar var. Bunları da biliyorsunuz. Fakat görmezden geliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Zararı neresinden dönerseniz dönün kârdır. Bu yüzden bu insanları görmezden gelmeye bırakın lütfen diyorum. Çünkü sizi bayağı bir sıkıntı içine iteceği için diyorum. Anlatabildim mi? İnşallah yüzümüz gözüküyordur. Karanlık değildir. Yengeç burçları bir yalan dedim. Dolandırılmak ve hırsızlık çıktı. Lütfen çok dikkat edin. Ortak iş kurduysanız, eğer bir iş yeriniz varsa, iş kurmayı düşünüyorsanız veya şimdiye kadar yaşadıklarınız da olabilir. Bunlar acı son, iflas, çöküş, dibe vurmak, yara almak, sırtınızdan bıçaklanmak, bunların hepsi başınıza gelmiş. Daha da gelecek. O kadar kötü bir döneme gireceksiniz ki eliniz kolunuz bağlı, gözünüz bağlı, hiçbir yeri görmüyormuşçasına olacaksınız. Lütfen çok dikkatli olun. Özellikle etrafınızdaki insanlardan dolayı diyorum, çok dikkatli olun. Bir hastalık geçirebilirsiniz. Hastalık geçirirseniz doktorunuz eğer yat diyorsa yat. Bence de. Yoksa daha da kötüye gidebilir hastalığınız diyorum. Yengeç burçları öyle bir burçsunuz ki bütün haksızlıklar sanki size yapılıyor. Fatma, başka insan mı kalmadı? Her haksızlığı da bana mı yapılır diyorsun? Evet, sana yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Herkese olduğu gibi. Aslında burçlarla alakası yok bunun. İnsanlarla mı desem, kaderle mi desem bilemeyeceğim ama bir haksızlık mutlaka oluyor. Herkes yapıyor bunu. Her dağın kendine göre kuşu var yavrum. Ondan herkesin derdi de kendine göre, dağa göre. Evet, yengeç burçları aslında şansınız çok açık. Gerçekten şansınız çok açık. Fakat sezgilerinize güvendiğiniz takdirde, sezgilerinizle hareket ettiğiniz takdirde şansınız çok açık. Yeni başlangıçlara, yeni ilişkilere, yeni işlere, yeni aşklara, yeni eşlere açık olun. Çünkü şansınız açık ve yeni başlangıçlar var diyor. Sıfırdan başlamak var. Bir düşüş yaşadıysanız hayatınızda sıfırdan başlayabilirsiniz diyorum. Çünkü bir sıfırdan başlamak çıkmış yengeç burçları. Ne diyorsun? O ne? Ya düştüğün zaman tamamen düşüp kaldım eyvah eyvah demeyeceksin. Ya bir avuç toprak al, kalk oradan yeniden başla hayata. En güzel evet. Yengeç. Aha bakayım. Küçük cevap. Ay. Kediler var burada, kediler. Anam ben çocuğumu çok istedim ya. Vallahi bizim bir dırmalıyor, bir dırmalıyor yerleri göreceksin ha. Evet. Şimdi bu yalan, hani yalan dedim, iki yüzlü dedim, dolandırılmak dedim, hırsızlık dedim, ihanet dedim ya, çıktı. Katina da çıktı. Canlarım ilk baş şöyle içinizi fazla karartmadan şöyle söyleyeyim. Ticaretle girişimlerinizde... Aha, bu da burada. Elimi çırmakla da atmadım. Benden korktu. Sen öyle deyince korkuttun hayvanı. Küçük çeviriz. Gel. Gel oğlum buraya. Ne? Gel buraya. Yavrum. Küçük çeviriz. Anne nasıl yedin bakayım? Kanattı mı kız? Kanatma da şey yaptı ama. İyi cırma. Şey, dinlen cırmak lazım yırtarım. Bağırmasan bir şey yok. Bir an kalkırıcı şöyle. Gelmiyor da o. Gel buraya ayağıma sürünüyor. Bir oyuna bir peynir verdim ya demin. Ondan. Yengeç burçları, ticarette girişimlerinizde de varsa, ticarette girişimde bulunanlarınız varsa emeklerinizin karşılığını alacaksınız ve başarılı olacaksınız. Ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Fazlasına gözünüz olmasın, azını da bulmayacaksınız. İşleriniz yolunda gidecek. Fakat şimdi bunu söyledikten sonra bir aşk konusuna dönelim. Biliyorsunuz Katina konusu, aşk, meşk, bütün olaylarınız çıkar bu Katina'da. Düşünceleriniz, aşk olaylarınız, işte neyse, her kimin hakkında ne düşünüyorsunuz veya o kişi sizin hakkınızda ne düşünüyorsa bu kartta çıkar. Canlarım, yengeç burçları çok iyi kalplisiniz. Gerçekten çok iyi niyetli insanlarsınız ve çok fazla şans veriyorsunuz karşınızdaki insana.
İnsan bir kere hata yapar, iki kere hata yapar, üç kere hata yapar. Sen 10 kere, 20 kere şans veriyorsun. Bunu bir geç. Neden şans veriyorsun? Fatma seviyorum, işte gerçekten çok seviyorum falan fişman diyorsun ama sinsilik, aldatma, ihanet var karşı tarafta, anlatabiliyor muyum? Yani kötülük yapma isteği, uygun zamanı bulduğunda gerçekten saldırmak için bekleyen kişi var karşında. Zaten inançsız bir kişi. Yani şöyle söyleyeyim, özel açılımda olmadığımız için Fırsatçı. söylemem de. Çok fırsatçı ve inançsız. Bu kişinin elinden her şey gelir diyorum. Zaten karşıdaki kişide bir aldatma ve ihanet söz konusu diyorum. Bir ihanete uğruyorsunuz diyorum. Dikkatli olun diyorum. Yengeç burçları. Vuray. Vay. Ne yapacağım? Yani yapacak bir şey yok. Günü olduğu gibi Yengeç. yaşamak. Elinden geliyorsa güzelleştirebilirsin. Gelmiyorsa da katlanmak gerek. Bu arada yengeç burçları değil, bizi izleyen bütün herkese sesleniyorum. Hemen aşağıda abone ol tuşuna bas ve gel. Demari. Tabii. Bası vengari. Vengari kız. Şimdi yengeç burçlarına gelelim. Yengeç burçların tek istediği karşısındaki kişiden içten gelen sıcak tavırları olsun Fatma. Yapmacık olmasın, beni kandırmasın, bana ihanet etmesin, hoş sohbet muhabbet edelim. Değer görmek istiyorum ben de artık diyorsun, okey anlıyorum. Fakat sen de öyle bir duruma gelmişsin ki artık kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Bilinçli bir şekilde insanlardan uzak duruyorum. Kendimi öyle bir korumaya aldım ki Fatma, artık kimse bana zarar veremez diyorsun ve kimseyi hayatına almıyorsun. Fakat bir yandan da o eskide olanlar, ayrıldığın kişi kimse, aklındaki kişi kimse, onu sosyal ağlardan sürekli takip ediyorsun. Acaba kimle arkadaş olmuş, ne yapıyor, nereye gidiyor, fırt zırt diye takip ediyorsun. Dikkatli Unutmamış ol. da. Tek istediği dedim ya, böyle sıcak değer görmek ve mutlu bir yuva istiyorum. Çok mu Fatma diyorsun? Bazen çok oluyor. Yani şanslı insanlar var, şanssız insanlar var. Şanslı insanlar karşısındaki kişiye köpek gibi de davransa, o kişi var ya, onu böyle tutuyor. Ama şanssız insanlar saçını süpürge de etse, dişini de dökse, başını İşe da yaramıyor. dökse, yok, karşıdan hiçbir şey göremez. İşte şanslı ve şanssız diye ayırıyorum ben, ne yapayım? Canlarım, ailenizin içinde bir kargaşa var, bir çatışma var, ilgilenmeniz gereken mevzular var. Dikkatli olun. Bu konular hakkında beklenmedik durumlarla karşılaşacaksınız. Hazırlıksız yakalanmayın diye söylüyorum ve sizin kontrolünüzün dışında gelişecek bir durum var. Çok dikkatli olun diyorum. Bu arada kedi dört ayak üstüne düştü vallahi hiçbir şey olmadı maşallah. Kız cavur gibi kız. Çırmakladı. Fatma bağırınca korktu hayvan. Yavru daha. Yavrum. Ama çok güzel. Sabah peynir verdim sürünüyor habire. Bir bana bak da böyle anne, sen kucakladın. Ve diyeceğim. Bazı bu ne cıplak diye. Yengeç. Yengeç burçları bazen gözünüz doymuyor. Zevkinize düşkün insanlarsınız. Yani herkes hak eder en iyisini. Herkese de Allah en iyisini versin. En iyi insanlar, en iyi araba, en iyi ev, en iyi iş, en iyi eş, en iyi arkadaş. Tabii. Ama biraz fazlasına gözün oldu mu mutsuz oluyorsun. Anlatabildim mi? Bu yüzden fazlasına gözün olmasın diyorum. Canlarım, hayatınızdaki kişi, o düşündüğünüz aklınızdaki kişi gerçekten 3 kuruşluk adam, 5 kuruşluk değil. O yüzden 5 kuruşluk değer vermeyin. Çünkü 5 kuruşluk değer vermeye kalktığında çok çabuk sıkılan ve kaçıp gidebilecek karakterde bir insan. Bu yüzden diyorum ki ne, 5 kuruş verme. Oo, yengeç. Yengeçe bakıyorduk değil mi kız biz? Evet. Yengeç. Yengeç burçları gerçekten sizin için manevi değerleriniz çok önemli. Şefkatlisiniz. Nasipli insanlarsınız ve etrafınızdaki insanlar sizin bu şefkatiniz, nasibinizden yararlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Siz nasipli insanlarsınız ama kendinize değil, etrafınızdakilere nasiplisiniz. Anlatabiliyor muyum? Siz kendinize yapmıyorsunuz. Etrafınıza yağdırıyorsunuz, yağdırıyorsunuz. Kendiniz gelince dersiniz, oturursunuz.
Çok şefkatli insanlarsınız ve böyle evinizle ilgilenen insanlarsınız. Erkeği olsun, kadın olsun, erkeğiyle, eviyle ilgilenen insanlarsınız diyorum. Yengeç burçları, çok fazla dalgın geziyorsunuz şu aralar. Dikkatli olun. Allah korusun başınıza bir şey gelmesin diyorum. Aman Aslında böyle yengeç burçları keyfine göre hareket eden, işte kısıtlanmaya gelmeyen, sıkıştırılmaya gelmeyen burçlardır. Çünkü hiçbir insan kısıtlanmak istemez. Çok fazla. Gereksiz yere. Ama siz biraz fazla rahatınıza, özgürlüğünüze düşkünsünüz. O yüzden etrafınızda size uymayan insanlar varsa onları düzeltmeye değil de hayatınızdan çıkarmaya bakın diyorum. Çok fazla iyileşmek istiyorsun. Artık Fatma Üstem'den Allah'ım ya Rabbim korkma. Artık Fatma bu yüzünden bu kara bulutlar gitsin. Ben de bir rahat ereyim. Ben de artık bir gün yüzü göreyim diyorsun. Çok güzel kara bulutlar dağılacak. Buluşmak istediğin, görüşmek istediğin bir insan var. Ufukta bir buluşma var. Bir işe başlayacak olanlarınız varsa anlaşma var, bir imza var diyorum. İnşallah hayırlı iş olur diyorum. Çok fazla böyle o buluşmayı, görmeyi arzuladığınız insanı fazla arzulamayın diyorum. Nereye açıyorum? Evet. Yusuf da buralarda dolanıyor. Gel bir merhaba Yusuf de. parkı keşfediyor. Merhaba de. Merhaba dostlarım. Nasılsınız de? Nasılsınız dostlar? Bugün Teyzem. Yengeç burcuna tarot açılımı yapıyor teyzem de. Ben o işlere karışmıyorum ama Fatma iyi biliyor onları. Tabii ki de telefonumuz da çaldı diyoruz. Bay bay. İyi hadi bay bay de. Yüzüğün ne oldu senin? Ne? Gel bakayım bir. Neresine bakayım? Şuraya gel yanaş bakayım. Ha, ana. Bu benmiş. Ne o? Bir şey öpücük yapışmış ana Evet, aldım. yengeç burçları. Oo. Yengeç burçları, cinsel hayatınızda bir sıkıntı var. Ya sizden dolayı kaynaklanan ya da karşıki kişiden dolayı kaynaklanan bir bozukluk, bir sıkıntı var. Bu da aşk hayatınızı olumsuz yönde etkiliyor. Dikkatli olun, bir doktora gidebilirsiniz diyorum. İşte ilişkilerin %80'i, Bu. 90'ı, 95'i cinsellik üzerine kurulduğu için dostlarım Doğru. yapacak bir şey yok. Bu bozuksa bütün hayatın bozuk oluyor. O yüzden bir doktora gitmeni tavsiye ediyorum. Yengeç burçları, çevrendeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfet. Çevreni keşfet, gözlemle ve kendini keşfet. Kendini keşfetmek zorundasın. Kendini bulamadığın zaman bir başkasının sana uymasını bekleme. Tabii. Bulamazsın. Aşırı uçlardan hareket etmeyi kaçınman gerekiyor. Artık dengeye de bir kapı açman lazım. Sen yani dengeli olman lazım. Ne fazlasını iste ne azını iste. Ortada yaşamaya çalış. Çok uçlarda yaşıyorsun diyor kart. Üzüntülerini yatıştırmak için artık kendi içine çekilme zamanın diyor. Yani üzüntülerini yatıştırmak için biraz içine çekilmen lazım. Kafanı dinlemen lazım, toplaman lazım. Öyle hareket etmen lazım diyorum. Kendimi sevdiğim için kendime iyi bakıyorum Fatma diyorsun. Ama sadece kendine iyi bakıyorsun. Kafa olarak gidik durumdasın. Yani ruhsal olarak bir ruhsal bozukluk içerisindesin diyorum. Dikkatli ol. Ya bir doktora git. Ya etrafında iyi olan insanları tut. Sana iyi gelen insanları tut. İyi gelmeyenlere bir kibarca bir bay bay de diyorum. Bu kadar diyorum. Yani. Daha Canlarım. ne diyeceksin canım ona? Evet. Yani. Bugün Yengeç Burcu'na özel tarot açılımımızı yaptık. Tarot, Katina, Dişil Enerji, Oracle, Kehanet, Katina. Hepsini saydım Lam diyorum. Hepsine baktık. İnşallah bu saate kadar dinlemişsiniz. Bu dakikaya kadar dinlemişsinizdir diyorum ve hiçbir şey kaçırmamışsınızdır diyorum. İnşallah güzel beğendiğiniz bir açılım olur diyorum. İyilerini üstünüze alın, kötülerini evrene salın diyorum. Genel açılım olduğu için herkes kendine uygun şeyleri kendine alırsa mutlu olur, memnun olur diyorum. Tabii. Canlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butona basmayı lütfen unutmayın diyorum. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşabilir diyorum. Ve sözü artık anneme bırakıyorum. Bunun üstüne ben ne diyeyim garip?
Ben canlarım. Ne diyeceksen de sen bilirsin. Gerçekten her şeyi konuşabilirsiniz birbirinizle, çocuklarınızla, ailenizle, eşinizle. Evet. Konuşmak her şeyin çözümü bence. Bir sıkıntınız varsa da anlatabilirsiniz. Olmadı bir psikiyatriye ve doktora gidebilirsiniz. Bence. Siz bilirsiniz ama yani önce çözüm arayıp sonra da çözümü bulduktan sonra da geçirmek sürer yani. Boz batmak kolaydır. Onu kurmak zordur. O yüzden biz İlişkileri sizlere değil mi? Ya tabii. ilişkileri bozmak çok kolaydır ama sana iyi gelmeyen bir ilişkiyi bozacaksın. Bak net. Ama uğraşacaksın önce. Valla bence uğraşmasın bile. Yok, önce bir uğraşın ben size söyleyeyim. Eğer olmuyorsa ya herkes kendi yoluna. Ama aile İşte. için de çözülebilecek bir şeyse de çözebilirsiniz yani konuşmakla. Demek istediğim bu. Hayır, ilişki Çocuk bağımında olur, eş olur, hani dedim aile ya çok olur. fazla şans veriyor diyorum ya. Ha. Bir kere iki kere şans verdin, üçüncüyü vermeyeceksin. Valla ikiden fazla verme, sırtından bıçağı yersin onu deviririm. O ayrı bir şey. Ama çocuk sorunu olabilir. Kişinin kendi hastalıklı bir sorunu olabilir. Hastalık sorunu olabilir anne. Bu ayrı bir şey. Ben o konularda diyorum yani. Ne hastalığı? Yani bir hasta olabilirsin. Bazı hastalıklar vardır dedin ya. Ha, cinsellik mi? He. Onların bile çaresini doktora konuşup gidip doktordan bulabilirsiniz yani. Bu sorun olmaz. İki Hayır o eşin değil ya. arasında Ben o bulabilirler. değil. Aldatma var, ihanet var. Ben o konuda diyorum. İşte o zaman Bakın. fırsat vermeyeceksin. Buradan erkeklere de sesleniyorum. Ya karşınızdaki kadını aldatarak karşınızdaki kadını incitmiş olmuyorsunuz. Onun gururunu kırmış oluyorsunuz. Yoksa ne halin var gör canın cehenneme der kadın. Fakat Yani. gururu kırıldığı için üzülüyor, saldırıyor, işte kırılıyor, işte küsüyor, İnsan kendini boşanıyor. aldatır. Başkasını değil. Aldatmak nedir? Aldatmayacaksın kardeşim. Buradan aldatan bayanlarımızı da söylüyorum. Aldatan kendini yapar. Bu kadar. Yani biz diyoruz ki inanın ki hiç umurumda değil. Kim nasıl yaşamak istiyorsa Tabii yaşasın. ki. Çünkü hayat sizin hayatınız, anladınız mı? Olacak da size, olmayacak da size. Ama kırmamak gerek Hı. insan birbirlerini. Biz sadece uyarıyoruz. Böyle böyle yapmayın ki ne? Siz zarar görmeyin. Çünkü tanımıyoruz sizi. Hiçbirinizi tanımıyoruz. Zarar görmenizi Kimsenin niye isteyelim? üzülmesini Hı. istemeyiz. O yüzden biz sizleri çok seviyoruz. Siz de kendinizi sevin. Hoşça kalın, dostça kalın. Öpüyoruz sizler canlarım. Hoşça kalın. Kapı diyoruz. Kapatın Kapadı ben garip. kızlar lan. Hoşça kalın.